Tabii Afrika bizim için son yıllarda özellikle önem arz eden ve ciddi anlamda hükümetimiz olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemsediği bir kıta ve daha önceleri de bizim ihmal ettiğimizi düşündüğümüz baktığımız zaman AK Parti hükümetleri döneminde özellikle Afrika'nın tümünde bizim büyükelçilikler binasıyla beraber çok ciddi anlamda elçilik sayısının da arttığı bir dönemi görüyoruz. Somali bildiğiniz gibi en büyük Afrika'da veya dünyada da bizim en büyük elçiliklerimizden birisi. Bunun hem stratejik önemi var. Burada büyükelçi arkadaşlarımız var. Ama hem de simgesel, sembol anlamı var. Etiyopya bildiğiniz gibi bizim medeniyetimizde çok önemli yer tutan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri de ciddi anlamda önem verdiğimiz ama zaman zaman ihmal ettiğimiz ülkelerin başında geliyor. Baktığımız zaman Etiyopya uzunca süre imparatorlukla yönetilmiş ve daha sonra demokrasi serüveni içerisinde son zamanlarda bir takım çalkantılar geçirmesine rağmen özellikle Abiy Ahmed'in göreve gelmesinden sonra bir toparlanma sürecine girildiği noktasında ciddi sinyaller veriyor. Ama kendi içerisinde de gerek Etiyopya gerekse Somali güvenlik noktasında ciddi sorunlar yaşamakta ve halletmeleri gereken önemli süreçler var. Bunların tamamını baktığımız zaman tek başına orada yaşayan halklara veya kabilelere bırakılmadığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle eski sömürge ülkelerinin, sömüren ülkelerin hala ellerini o coğrafyalardan ve o topraklardan çekmemeleri, Somali'nin ve Etiyopya'nın kaderinde de yine belirleyici o güçlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye bütün Afrika politikalarında olduğu gibi kazan kazan anlayışı içerisinde hareket etmekte ve en temel altını çizmemiz gereken nokta bu olduğunu düşünüyoruz. Ve biz Somali'ye bakış açımızda sadece orada korsan faaliyetlerinin önlenmesi veya sadece orada güvenliği sağlama adına da değil, gerçekten hem dış politika anlamında Afrika'ya açılımında stratejik ama bir çok daha büyük anlamda insani yardım noktasında Somali'de ciddi adımlar attık. Özellikle 2011 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir yardım kampanyası, Kızılay'ımız, TİKA'mız ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir sivil inisiyatif orada yardım yaptı. Ve bu gerçekten dünyada da baktığımız zaman önemli bir ses getirdi görebilenler için. Ve sivil inisiyatif adı altında yapılan bu yardımların özellikle karşılık beklemeden oradaki direkt mağdur ve ezilmiş insanlara ulaştırılması noktasında da Türkiye diğer ülkelere örnek olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle bizim yine insani yardımlar noktasında çalışmalarımız devam ediyor, etmeye de devam edecek. Ticaret noktasına baktığımızda esasında benim daha çok bakanlığımız döneminde ve şimdi de ilgilendiğimiz ticaret noktasında iki ülkede bizim ticaretimizde çok anlamı olmayan rakamlarda daha çok ithalatımız zaten yok denecek kadar az. En son rakamları ifade etmek gerekiyorsa bizim Etiyopya'ya ihracatımız 347 milyon dolar, ithalatımız da 26 milyon 314 milyon dolar. Yani
baktığımızda bizim 180 milyar küsürlük dış ticaret hacmimizde çok önemli bir yer tutmuyor ama bizim bu şu demek değildir ki biz o iki ülkeyi de ihmal edebiliriz. Asla ihmal edemeyiz. Şunun için ihmal edemeyiz. Bir, oradaki insanlar için biraz önce kısaca izah etmeye çalıştığım nedenlerle. İki, oradaki insanlarla ticaretimizi geliştirdiğimizde iki ülkelerin yakınlaşmasına da ticaretin vesile olduğunu düşündüğümüzde bu noktada ihmal edemeyiz. Somali'ye ihracatımıza baktığımızda 221 milyon 697 milyon en son 11. ay itibariyle. İthalatımız da 6.397 milyon. Bu ithalat içerisinde neler var diye baktığımızda işte daha çok deniz ürünleri ve balık noktasında. Ama oradaki tarım potansiyelini ve oradaki Afrika'ya açılım üstü olarak kullanabileceğimiz ülkelerden içerisinde de yer almakta dış ticaretimizde. Bunu da önemsiyoruz. Gerçekten bu zor coğrafyalarda, karışık coğrafyalarda ticaret demek ve ticaret yapmak ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Esasında baktığımız zaman büyük küresel güçlerin orayı ticaret arenasından daha çok sömürme ve güvenlik noktasını önceleyerek bütün zenginlikleri, madenleri, petrolleri hedefleyerek politika üretmelerinin karşısında Türkiye orada bir anlamıyla ticareti öğretmek, bir anlamıyla da karşılıklı kazan kazan ilkesiyle yol almaya çalışılıyor. Ama Türkiye'yi orada istemeyen veya nereden çıktı diyen, tarihsel arka planını görmezden gelen ciddi anlamda da uluslararası güçler var. Ve bunu sürekli de işte kimi zaman Arap Baharı'ndan sonra İhvan-ı Müslüm'ün boyutunda kamplaştırarak, kimi zaman oradaki etnik kimlik mücadelesi içerisinde Türkiye'yi bir yere konuşlandırmaya çalışarak esasında Türkiye'nin açılımını baltalamaya çalışan çok ciddi de güçler var. Bu noktada Türkiye her şeye rağmen, oranın olmayan bürokrasisine rağmen veya çok güç bürokrasisine rağmen, çok geç karar alma mekanizmalarına rağmen orada var olmaya çalışıyor. İş adamları gerçekten cengaverce orada olmaya çalışıyor. Baktığımız zaman Etiyopya'ya örneğin ele aldığımızda 2000 yılında yaklaşık 27 milyon Amerika dolarıyla bir ticaret hacmimiz varken bugün ithalat ihracatımız dahil toplam 355 milyon ve biraz üstü ticaret hacmimize ulaştık. Etiyopya ile serbest ticaret anlaşmamız yok ama 27-28 Mart 2017 tarihinde bir istikşafi müzakereler devam ediyor. KEK karma komisyonlarını toplamaya ve sonuç almaya çalışıyoruz. İş konseylerini en son 2017'de topladık. Yatırımlar noktasında 2003 yılında Etiyopya'da yatırım yapan tek bir Türk firması var. Onun da 5 tane çalışanı var. Bugün itibariyle baktığımızda 200'ün üzerinde ciddi anlamda Etiyopya'da, sadece Etiyopya için söylüyorum, yatırım yapan Türk firması var ve neredeyse oranın en önemli özel sektör işverenleri arasına giren bir iş dünyamız var. Yine döviz sıkıntısı tabii öyle bir ülkede, Etiyopya'da had safhada. Akredit aşma, ham maddeye ulaşım zorluğu, ithalat noktasındaki gümrük vergilerinin dışındaki zorluklar ve ihracatta bu noktadaki sıkıntılara rağmen Türkiye orada iş dünyasıyla var olmaya çalışıyor. Sivil havacılık noktasında da baktığımız zaman Türkiye düzenli olarak hem Etiyopya'ya hem Somali'ye Türk Hava Yolları
7 gün uçuş yapabiliyor. Turizm noktasında neler yapılabilir? Gerek o konuyu da ciddi anlamda Türkiye araştırmaları devam ediyor. Esasında bu noktada güvenlik olduğunda o bölgelerin burada orada görev yapan arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız bilir. Müthiş bir potansiyeli de var ve Türkiye baktığımız zaman bunun üzerinde para da kazanabilir. Yine baktığımız zaman özellikle TİKA yatırımları çok ciddi anlamda ön almış vaziyette ve biz insani yardımlar noktasında da ciddi anlamda bizden 10 katı fazla milli geliri olan ülkelere karşın biz orada çok ciddi anlamda ön almış vaziyetteyiz. İnsani yönümüzü ciddi anlamda gösteriyor. Somali'ye baktığımızda TİKA'nın yaptığı okul olarak, teknik okul olarak yaptığımız binayı daha sonra onların talebi üzerine parlamento binaları yoktu. Biz oraya parlamento binası olarak verdik ve yeni bir parlamento binalarını da biz kendimiz yapacağız Somali'de. İkili ilişkilerimize baktığımız zaman ivme kazanan ve en üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde karşılıklı ilişkilerimiz ciddi anlamda Somali'de var. En son işte AK Parti'nin kongresi dolayısıyla gelmişti. Somali Cumhurbaşkanı daha sonra ticari Somali Türkiye İş Konseyi noktasında gelinmişti ve ciddi anlamda görüşmeler vardı. Somali ile de bizim serbest ticaret anlaşmamız yok. Ama en son 11-12 Ocak 2018'de Karma Ekonomik Komisyon toplantısını, KEK toplantısını yaptık. Ve orada özellikle Somali'nin ticaretini geliştirme noktasında da Türkiye diğer ülkelere nazaran onlara ticareti öğretme ve karşılıklı kazanma esası üzerine faaliyette bulunuyor. Türk iş adamlarının oralarda çalışma koşullarını zorlayarak var olmasını bizleri gerçekten onurlandırıyor. Bunu özellikle bu topluluğa da belirtmek istiyorum. Çünkü onlar bir anlamda bizim fahri elçilerimiz de oluyor. Ne kadar ticaretimiz gelişirse ilişkilerimizin de o kadar gelişeceğine inanıyoruz. Yine DEİK toplantıları vesilesiyle en son 200 civarında Somalili iş adamını Türkiye'ye davet edilmişti, iş adamı katılmıştı. Ama tabii onların ekonomik gücüne baktığımızda Türkiye ile ticaret noktasında onların Türkiye üzerinde çok da söz sahibi olmaları veya ticaretinde ön almaları ancak bizim oralarda var olmamız da mümkün olacağı da açık. Tarım alanında işbirliği noktasında ciddi çalışmalar var. Son olarak da Etiyopya'da sular noktasında Türkiye ile politikaları örtüştüğü için uluslararası alanda da Türkiye, Etiyopya su politikaları noktasında birlikte hareket eder hale geldi. Biz bu noktada da bir anlamıyla özellikle Somali'de de su ürünlerinde hem Türkiye orada yatırım yapıyor hem de su ürünlerinden daha fazla Somali halkının gelir elde edebilmeleri açısından gayret gösteriyoruz. Ama orada bilinen en önemli faaliyetleri de Somali'de korsancılıkla biliyorsunuz dünyanın gündemine geldi. Hatta onunla ilgili komisyonlar ve toplantılar ve katkı payları da verilmesine rağmen biz işin korsancılık boyutundan daha öte oradaki denizlerde Somali halkının faydalanmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.